ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Kirliler dedi, dikkat çeken mesajlar verdi. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Kirli eller olduğunu öne sürdü. Samimiyet vurgusu yaptı. Seçimler öncesinden başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Grup toplantısında partililere seslenen Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından seçim ortamına dönmek kaygı verici diyen TÜSİAD'a da tepki gösterdi. Sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Erdoğan, yeni parti hazırlıkları yapan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a da isim vermeden tepki gösterdi. Oyunlarını bozacağız ifadelerini kullandı. Perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de, sahada kendine yer açmaya çalışanların da hepsini biliyoruz. Oyunlarını da milletimizle beraber Allah'ın izniyle bozacağız. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde başarısız teşkilatlar da vardı. Teşkilat içinde kibirli diye tarif ettiği partililere seslendi. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini kendileri yapmazlarsa biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'dense yazılı bir açıklama geldi. MHP Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği İstanbul'da seçimler yenilensin kararının ardından toplandı. Toplantı sonrası MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı açıklama yaptı. Kararın saygıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, bu karar karşısında hiç kimsenin Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışılacağı belirtildi.